Konseyi için mali müşavirler odası, mesleki uygulamalı denetleme kurulu Sayın Başkanı Sayın Kazım Mermer oturma yönetecekler, başlamış konuşmalarını da yapacaklardır. Sunumları yapmak üzere de Eyüp Sabri Yücel ve eğitim arkadaşlarımızdan Eyüp Aktaş kürsüdeki yerlerini aldı da seviyenin başarılı geçmesi dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Buyurun hocam. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz önce. Bugün bu salona çıkmamızın ben de şu duyguları anladım. Bu salonun adı İlhan Güven Konferans Salonu. Ve İlhan abimizin bu ay ölüm yıldönümü. Kendisi mesleğe ve meslektaşa inanılmaz derecede katkılar sağlayan, birikimlerini bizlerle paylaşan İtalyan tecrübeler taşıyan vardır kendisiyle. Mesleğini yaparken vefat etmişti. Bir kez daha rahmetle anıyorum kendisini. Saygıyla eğiliyorum yine. Şimdi İstanbul Adası eğitimi bildiğiniz gibi en önemli kılavuz olarak görmüştür. Bugün bunların bir tanesini gerçekleştirdik. Üzeriz. Bu dönem TESMER bölümümüz, ben buradan TESMER Başkan Yardımcısı olan Rezat Hocam'a ve yönetim kuruluna bir kez daha yoğun tempoları çok iyi bildiğim için çok teşekkür ediyorum. Eğitim bilimlerimiz burada olduğu gibi ilçelerimizde, yani ilçelerimizde de mevcut biliyorsunuz. O yüzden eğitim duyumlarımızı ilçelerde de çok rahatlıkla takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tuzla'sından, Pendik'e, Silivri'sinden, Beşiktaş'ına, Şişli'sine, Kadıköy'üne, Ümraniye'sine rahatlıkla spesifik olarak belirlediğimiz, her ay ilan ettiğimiz eğitim çalışmalarımıza çok rahatlıkla ihtiyaçlarımız olsa katılım gösterebilirsiniz. Amaç, meslek mensubunu geleceğe hazırlamak. Amaç, meslek mensubunun pastadan bağlılığı kadar büyük ölçüde rantını elde etmek. Eğer bir nebze bu işle katkımız olabilecekse ne mutlu bize diyorum. Eğitimimizin başarılı geçmesini diliyorum. Yerine geçiyorum. Yaşam diye bir dergimiz var. Buradaki hedeflenen amaç meslek mensubunun mesleğin dışında da bir dünyası olduğunu tüm bileşenlerimize, ailelerimize, çevrelerimize, tüm topluma anlatabilmek. Bilmiyorum inceleyen, okuyan arkadaşlarım oldu mu? Yaşam ve mali çözüm derdimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben şu cümleyi bu yüzden kurdum. Burada bir fiil meslekle yoğrulmuş meslek mensubu dostlarım var ve onların başka bir dünyalarını, başka bir uğraşlarını size anlatabilirdim. İşte Eyüp Sabri Yücel Hocam da böyle bir kimlik. Mesleğin dışında kendisine bizim de hayranlıkla takip ettiğimiz sırf mesleki birikimlerinden faydalanmış bir hocamız değil, ayrıca onun derin, engin, tarihsel bilgilerini de bizimle paylaşmaktadır. Ben hocamın bu yüzden bir kez daha bize harcamış olduğu emeklerine teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Bu cumartesi günü burada serbest bölgeler konusunu ele almak için bir araya geldik.
yani zamanınızı, bir tatil gününüzü ayırdınız ve burada bilgilenmek için bulunuyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince serbest bölgelerle alakalı sizin sorularınızı cevaplamak, yani önce bilgileri tabii aktarmak, sonra bir soru işaretleri var ise bunları cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Arkadaşlar, başkanın girişi önemli. Bizler mani müşaviriz ve çok yoğun tempoyla çalışıyoruz. Kendimize zaman ayıramıyoruz. İnsanların hobilerine zaman ayırması lazım. Bir hanım arkadaşımız kafasını sağa sola sallıyor. Buna imkanımız, zamanımız yok gibi. Arkadaşlar, zamanı yaratmak sizin işinizdir. Siz eğer zamanınızı iyi planlar, zamanınızı yönetirseniz orada bazı şeyler kalır, bazı zamanlar kalır. Bizler de çok yoğun çalışan bürolarız. Ben 1984 yılından beri serbest muhasebecilik yapıyorum. Yani odalar kurulmadan önce, kanundan önce başladık bu mesleğe ve çok yoğun gerçekten çalışıyoruz ama kendimiz için belli bir zamanı ayırmaya gayret etmeliyiz. Kısmen başarabiliyorum, tam arzu ettiğim kadar olmasa da, ama çok yararını gördüğümden emin olun arkadaşlar. İnsanın beynini rahatlatıyor. Yani beynimizi farklı fonksiyonlara doğru yönlendirmekte fayda var. Şimdi gelelim. Bu girişten sonra ben serbest bölgelerin ufak bir tarihçesini yapmak zorundayım demek ki. Arkadaşlar, serbest bölgeler niye meydana geldi? Bakın, serbest bölgeler normal ticaretin rahat olduğu, daha doğrusu gümrük sınırlarının olmadığı dönemlerde, yani bundan 300 sene öncesine kadar olan dönem diyelim, imparatorluklar zamanında serbest bölgeler diye bir kavram zaten olamazdı. Gümrük diye bir kavram da yoktu. Dış ticaretin önündeki tek engel arkadaşlar korsanlardı. Kara ve deniz korsanlarıydı. Daha o zaman hava korsanları da yoktu. O yüzden iki korsan grubu sadece dış ticaretin önündeki en büyük engellerdi. Dış ticaret daha çok doğu ile batı arasında oluyordu. Ve belli noktalarda oluyordu. Ama gel zaman git zaman belli bir süreden sonra, yani o Fransız ihtilalinden sonra ulus devletler başladığında dış ticaretin ihtiyaçları ortaya çıkmaya başladı. Niye? Her ülkenin belli esnaf grubu, belli üretim grubu krallarına gittiler, imparatorlarına gittiler. Dediler ki, biz ayakkabı üretiyoruz ama bu ayakkabıyı komşu ülkede çok daha ucuz üretiyorlar. Çünkü orada hayvan çok pahalı ama ucuz. Ama dediler, bu ucuz ayakkabılarına bizim mücadele etmemiz lazım. Yoksa aksi halde senin ülkendeki on binlerce ayakkabıcı işsiz kalacak. Ne oldu arkadaşlar? Ülkeler gümrük koymaya başladı. Ufak ufak gümrükler konmaya başladı ve bu gümrük duvarları yavaş yavaş arttı. Ve böylece ulus devletler kendi üreticilerini, kendi sanayicisini, esnafını, çiftçisini korudu. Belli bir ölçüye kadar mantıklı. Çünkü civar ülkelerde belli nedenlerle çok ucuza üretenler var ise, siz onlarla rekabet edemezseniz belli bir işsizlik, belli bir sıkıntı ortaya çıkar. Sınırlar yükseltildi. Güzel. Fakat 19. yüzyıl sonu artık sanayileşme olanca hızıyla gidiyor. Üretimler çok bollaşmaya başladı. Ve bahsettiğimiz mesela ayakkabıcılar bu sefer 100 sene sonra, 150 sene sonra krallarına yeniden gittiler. Ey kralım, tamam biz gümrükler sayesinde çok kuvvetlendik ama diğer ülkelerde aynı gümrükleri koydular. Yeni yeni ülkeler çıktı. Bizim sömürgelerimizin bir kısmı bağımsız ülkeler oldu. Ama onlar da ciddi ve yüksek gümrükler koydular. Biz mal satamıyoruz. Çare. İşte arkadaşlar, o zaman gümrük birlikleri konuşulmaya başlandı. O zaman bir takım çareler aranmaya başlandı. Belli ülkelerle anlaşmalar yapılarak gümrük duvarları biraz indirildi. Çünkü bazı ülkeler korumacı olarak çok yüksek gümrük duvarları koyuyorlardı. Ve yavaş yavaş bir takım arayışlar neticesinde çözümler bulunmaya başlandı. Avrupa Birliği, şu andaki Avrupa Birliği bu ihtiyacın 1950'li yıllarda başlayan kömür birliğiyle başlayan devamıdır aslında arkadaşlar. Kömür birliğiyle başladılar sınırları indirmeye, gümrük sınırlarını indirmeye ve şu anda hem siyasi hem ekonomik birlik oldu. Bu arada arkadaşlar, serbest bölgeler bir çözüm olarak ortaya çıktı. Niye? Çünkü ülkelerin kendi siyasi sınırları içinde ama gümrük sınırları, bazılarında da vergi sınırları dışında olan cepler, özellikle limanlarda olan cepler belli menfaatler sağlamaya başladı. Niye? Çünkü o serbest bölgeye gelen mal o ülkenin
gümrük mevzuatından içeri girmediği için, yani gümrük mevzuatına tabi olmadığı için gümrük vergisi ödenmiyordu. O zamanlar KDV çok çok yaygın değildi. Bugün olsa KDV de ödenmeyecekti. Ve gümrük vergisi ödenmeden bir başka ülkeye kolayca satabilme şansı doğuyor. Böylece ticaretin önündeki gümrük vergilerini kısmen halletmiş oldular. Ama bu arada arkadaşlar sanayileşme arttı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayileşme gelişmeye başladığında ucuz iş gücüne ihtiyaç duyuldu. Bazı ülkeler Almanya'da olduğu gibi bazı ülkelerden yine bizden mesela işçi transfer ettiler. Ama bunu yapmak istemeyenler veya da yapamayanlar da işçinin ayağına fabrikayı götürmek zorunda kaldı. Özellikle Güney Amerika'da ve Uzak Doğu'da bazı ceplerde sanayiler gelişti. Yani serbest bölgede sanayi tesisleri kuruldu. Ne oldu? Teknoloji yüksek olan bir takım parçalar atıyorum İngiltere'den, atıyorum Tayvan'daki bir serbest bölgeye gitti. Tayvan'daki işçilerin ucuz iş gücüyle monte edildi, imal edildi. Yavaş yavaş o civardaki ülkelerdeki basit bazı parçalarda bu üretimlere dahil edildi. Hem o ülkelerin ekonomisine faydası oldu, hem de arkadaşlar İngiltere ucuz iş gücünden faydalanmış oldu mesela. Zaten üretilen ürünlerin bir kısmı o bölgede satılıyordu. Böylece ticaret gelişti. Böylece ciddi anlamda bir kaynak oldu. Türkiye bu işte çok geri kaldı. Türkiye'nin geri kalmasının nedeni çeşitliydi. Çünkü bizim dış ticaretimiz özellikle 1980'e kadar arkadaşlar çok ciddi bir takım sınırlamalarla da tabiydi. İthalat ve ihracat belgelere tabiydi. Ve bu belgeler olmadan da kesinlikle ithalat ve ihracat dahi yapılamıyordu. Bu durumda bizim serbest bölgeleri düşünmemiz elbette çok da şey değildi, uygun değildi. Ama dünyada, özellikle Avrupa'da ticaret serbest bölgeleri, özellikle Güney Amerika ve Asya'da üretim serbest bölgeleri bayağı yoğun, bayağı ciddi olarak çalışıyor idi. Rotterdam ve Hamburg serbest bölgeleri ticaret bölgeleri içerisinde hemen hemen en iyidirdir. Özal döneminde bu konu gündeme geldi. Çünkü arkadaşlar o dönemlerde özellikle Irak'a ve Orta Doğu ülkelerine bazı ürünler satılmak istendiği zaman Türkiye bu ürün giriş yaptığında gümrük vergisi oluyordu, gümrük vergisi almak zorunda kalıyordu. Daha henüz gümrük birliğine girmediğimiz için Avrupa topluluğuyla bütün Avrupa ülkelerinden, bütün dünyadan gelen mallar önce Türkiye'de gümrükleniyor, depolanıyor, buradan satılıyordu. Düşünün şöyle 100 bin dolarlık bir ürün geliyor, 30 bin, %30 gümrük vergisi var. 130 bin lira maliyetli oluyor. Halbuki civar ülkelerden diyorlar ki 120 bin dolara biz bu ürünü alırız. Satamıyoruz arkadaşlar. Çünkü maliyet birdenbire 130 bin dolara çıktı. Halbuki bu gümrük vergisi üzerine binmemiş olsaydı satma şansımız olurdu. Böyle durumlarında önüne geçebilmek için Özal döneminde 4 tane serbest bölge planlandı arkadaşlar. Ha, bu arada halı ve kilimler için serbest yer adı altında 1940'larda çıkmış bir serbest bölge kanunu vardı ama 3 bakanlığa yürütme için izin verilmişti. 3 bakanlık bir araya gelip bunun yönetmeliğini hazırlayacaklardı. Hazırlamadığı için o kanun kadük oldu. Kanun hala duruyor ama onu da söyleyeyim size. Şark halı ve kilimleri serbest yerine dair kanun gibi bir adı var. Şimdi arkadaşlar serbest bölgeler yasası çıktı. Ve 4 tane serbest bölge hedeflendi. Mersin serbest bölgesi, Antalya serbest bölgesi, İzmir ve İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölgesi. Şimdi arkadaşlar bu serbest bölgelere belli görevler ihdas edildi. İstanbul Atatürk Havalimanı serbest bölgesi daha çok ticaret serbest bölgesiydi. Bunun yanında İzmir üretime yönelik serbest bölge olarak düşünüldü. Mersin serbest bölgesi özellikle Orta Doğu ile olan ticaretin bir merkezi olarak düşünüldü. Hem üretim hem ticaret serbest bölgesi. Antalya serbest bölgesi ise bizim müteahhitlerimizin, iş adamlarımızın, iş makinalarının tamir ve bakımının yapılmasını öncelikle sağlayacak bir serbest bölge olarak düşünüldü. Niye arkadaşlar Antalya'da böyle bir özel görev vardı? Çünkü mevzuatına göre bir işlenilmiş iş makinesinin, yani kullanılmış bir iş makinesinin Türkiye'ye getirilmesi ve burada tamir edilmesi mümkün değil. İthal edeceksiniz makineye. Bu da olmuyor. Zaten belli yasaklar var. Belli yaştan fazla olan makineler Türkiye'ye getirilemiyor.
bu mevzuatı aşabilmek için, bu gümrük mevzuatını aşabilmek için serbest bölgeler içerisinde Antalya bu işe ayrıldı. Açık alanı geniş tutuldu ve iş makineleri, özellikle mesela Libya'da iş yapan bir firma, oradaki işi bittikten sonra iş makinesini Türkiye'ye getirip bakım onarım ve depolamasını yapacak. Bu arada da Pakistan'daki bir ihaleye girecek. Belki 6 ay, 8 ay sonra eğer o ihaleyi kazanırsa makineler oraya gidecek. Böylece makinelerin millileşmesine gerek yoktu. Bu 4 serbest bölgeyle başlandı. Şu anda da zaten ekranda görüyorsunuz, onların kuruluş tarihlerinin de çok yeni olmadığını görüyorsunuz ama Ege'nin ismi, şeyi, kuruluş tarihi, evet, 97, İzmir 97, Ege. Ege serbest bölgesi, Antalya, Mersin ve Atatürk Havalimanı serbest bölgesini görüyorsunuz arkadaşlar tarihleriyle birlikte. Şimdi bu 4 serbest bölgeden sonra ne oldu? Bizim ülkemizde çok sık olan bir olay oldu. Her ülkenin milletvekili gitti, pardon, her ülke diyorum, her şehrin milletvekili serbest bölgeler genel müdürlüğüne müracaat ederek kendi illerinde de bir serbest bölge kurulmasını talep ettiler. Ve ekranda gördüğünüz manzara ortaya çıktı. Arkadaşlar, Mersin serbest bölgesi varken Adana gibi daha gelişmiş bir ilim nasıl serbest bölgesi olmaz diye düşünüldü. Ve Yumurtalık'ta bir serbest bölge kuruldu. Ve ekranda gördüğünüz diğer serbest bölgeler de devreye girdi. Arkadaşlar, 19 tane serbest bölgemiz oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde, yani tüm Avrupa'dan daha fazla serbest bölgeye sahibiz. Bilginiz olsun. Sayı olarak ama. Yani işlem hacmi ve ciro olarak elbette daha farklı. Şimdi arkadaşlar, bugünkü eğitimimizde size 3 bölüm halinde bu konuları aktarmaya gayret edeceğiz. Birinci bölümde genel bilgiler var, ikinci bölümde idari işlemler var, üçüncü bölümde ise vergi istisnaları var. Şimdi vergi bölümü elbette önemli. Onu özellikle son bölüme bıraktık çünkü diğer bölümlerdeki açıklamalar, özellikle mal hareketleri ve hizmet hareketleriyle alakalı açıklamalar yapılmadan bu bölüme zaten geçemezdik. Şimdi arkadaşlar, serbest bölgeler nedir? Genel tabirlerden bir tanesi, ülkenin siyasi sınırları içinde olup gümrük sınırları dışında olan bölgelerdir arkadaşlar. 6 Şubat 2004 tarihinden önce serbest bölgeler aynı zamanda vergi sınırları da dışındaydı. 6 Şubat 2004 tarihine kadar serbest bölgelerde vergi mükellefiyeti tesis edilmiyor. Vergi kanunları geçerli değildi. Vergiyle olan en büyük münasebet sadece stopajlarla alakalıydı. Çünkü serbest bölge içindeki bir firma değil, serbest bölge dışındaki şahısların şirketlerden elde etmiş oldukları kar paylarının vergilendirilmesi söz konusu oluyordu ve burada stopaj vardı. Bunun dışında kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti yoktu arkadaşlar. Mükellefiyet dahi açılmıyordu. Çünkü vergisel anlamda serbest bölgeler aynı gümrük sınırları dışında olduğu gibi vergi sınırları da dışında idi. Ancak elbette bu radikal durum uzun süre devam edemezdi. Çünkü hem ticarette hem üretimde sıfır vergi haksız rekabete yol açıyordu. Türkiye'deki aynı iş yapan firmalarla arada ciddi anlamda bir haksız rekabete yol açıyordu. Bu konudaki itirazları değerlendiren o günün hükümeti ve Maliye Bakanlığı bir kanun değişikliğiyle 6 Şubat 2004'ten sonra vergi serbest bölgeler içine dahil oldu. O tarihe kadar vergi de bu bölgelerin dışında iken, bu tarihten sonra sadece gümrük bölgesi dışında sayılan bölgeler olarak karşımıza çıktılar arkadaşlar. Şimdi nedir'e devam edersek, ülkede geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı bölgelerdir. Arkadaşlar, buranın özel kanunlarıyla işletici firmalar ihdas edildi. İşletici firmalar devlet firmaları değil, sadece Mersin, ilk kurulan serbest bölge Mersin'deki işletici firma kamu ağırlıklıdır ve devlet kontrolünde bir işletici firmadır. Onun dışındaki tüm 18 tane serbest bölgenin işletici firmaları özeldir, özel şirketlerdir. Bunlara çeşitli izinler Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından verildi ve serbest bölgelerde bu çalışmalar başladı. Tabii ki işletici firmalar öncelikle kurulduktan sonra iznini aldıkları serbest bölgenin etrafını tel örgülerle çevirdiler. Çünkü buralar gümrük sınırları dışındaydı. Önce bunlar korundu ve kollandı. Gümrük muhafazalar devreye girdi ve ondan sonra da ticaret hayatı başladı.
Hukuki ve idari düzenlemelerinin uygulanmamasının en büyük şeyi gümrük mevzuatının burada uygulanmamasıdır. Ama onun dışında daha sonra göreceğiz. Örnek verirsem bir bina yapılacak olduğu zaman belediyeden izin almak yerine serbest bölge müdürlüğü ve işletici firmasından alınacak izin ve metrekareye göre binanızı yapabiliyorsunuz. Böyle bir takım kolaylıklarla serbest bölgelerin hem yaşaması hem çalışması daha pratik hale getirildi ki serbest bölgelerde istihdam fazla olsun. Çünkü arkadaşlar kanunun gerekçesinde çok açık yazıyordu. Kanunun gerekçesine göre serbest bölgeler Türkiye'deki istihdamı artırmak amacıyla kurulmuştu. Birinci amaç buydu. Yani istihdamın artırılması. İstihdam artırılacaksa bunun da önlemleri elbette alınmalı. Bir de sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler. Evet, demin de söyledim, bir terör örgüyle ülkenin diğer kısımlarından net bir şekilde ayrılıyorlar. Ancak daha geniş teşvikler ve fiziki, daha geniş teşvik meselesinde şöyle söyleyelim arkadaşlar, gümrük vergisinin olmaması ve mallar serbest bölgeye gelir iken katma değer vergisi ve gümrük vergisi uygulanmaması zaten ciddi anlamda birer teşvik. Elbette bunun dışında yatırımcılar ve yatırım yapacak olanlar, bina inşa edecek olanlar aynı zamanda kiraya vermek isterlerse çok çeşitli kolaylıklar söz konusu oluyor. Bunları eğitim içinde yeri geldikçe anlatmak daha mantıklı, daha doğru olacak. İhracata yönelik yatırım ve üretimleri teşvik etmek. Arkadaşlar şöyle hedefleniyordu. Türkiye'de bir takım ürünler imal ediliyor ama teknoloji ağırlıklı, ileri teknoloji gerektiren, nanoteknoloji gerektiren bir takım ürünler Türkiye'de üretilemiyor ise yapılacak ana malzemenin içine bunların girmesi ve Türkiye'de üretilen diğer daha az teknoloji gerektiren ürünler ile işçiliğin katılmasıyla yeni ürünlerin ortaya çıkması hedefleniyordu. Mesela diyelim ki önümde bilgisayar olduğu için oradan söylüyorum, örnek veriyorum. Bilgisayarın anakartı çok önemli. Bu atıyorum İngiltere'den ya da Amerika'dan gelebilir ama diğer aksamı ise burada çok rahatlıkla Türk firmalarından alınan parçalarla yapılabilecekse bilgisayar serbest bölgede üretilir. Böylece hem Türkiye'den bir serbest bölgeye yönelik ihracat gerçekleşmiş olur hem de Türk iş gücü burada kendisine bir imkan bulur. Bu da elbette çok çok önemli. Zaten arkadaşlar birçok alandaki üretimde Türkiye'den ve dünyadan gelen parçaların birleştiğini görüyoruz. Ve bu üretimlerin tabii ki Türk iş gücüne de ihtiyaç duyduğu kesindir. Bir hayli fayda sağlıyor. Üretimde en iyi serbest bölgelerimizden birisi, biraz sonra da göreceğiz, Ege serbest bölgesidir. İşletmeleri ihracata yönlendirmek. Elbette arkadaşlar ihracat kolaylaştığı zaman firmalarda serbest bölgede bir şube ya da şirket açıp buralarda ürünlerini üretip yurt dışına çok rahatlıkla pazarlayabilme şansına sahip olacaklardır. Aynı zamanda bir takım yedek parçaları serbest bölgeye getirdikleri anda hiçbir vergi, gümrük vergisi ve KDV ödemeden o yedek parçalarında aynı şekilde muhafaza edip depolayabiliyorlar. Arkadaşlar her ne kadar KDV iadesi sonra alınacak olsa bile Avrupa Birliği'nden bile bir mal gelse katma değer vergisini gümrükte ödüyoruz. Malımızı o ham maddeyi ya da ara mamulü stokluyoruz. Belki bir yıl içerisinde bu ürünün imalatında kullanıyoruz ya da ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle serbest bölgeler ciddi avantaj sağlıyorlar. İşletmeleri ihracata yöneltmek, uluslararası ticareti geliştirmek. Arkadaşlar ihracatı biraz anlattık ama uluslararası ticarette girişte de anlattığım nedenler burada geçerli. Yani ürünler atıyorum Avrupa Birliği'nden gelmesin, farklı bir ülkeden gelsin. Kongo'dan bir ürünü aldık, Mısır'dan bir ürün aldık, Mısır'dan pamuk aldık diyelim. Türkiye'ye getirdiğimiz anda bunun gümrük vergisi var arkadaşlar. Halbuki serbest bölgede depoladığımızda gümrük vergisi yok. Sonra bunu serbest bölgeden yine pamuk olarak da ihraç edebiliriz. Böylece civardaki bir ülke mesela bu Bulgaristan'da bu Mısır pamuğuna ihtiyacı olduğunda veya kumaşına ihtiyacı olduğu zaman bizim serbest bölgemizden atıyorum Tuzla'dan çok rahatlıkla yollayabiliriz.
Böylece ticaret, uluslararası ticaret için ciddi anlamda bir faydası oluyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli arkadaşlar. Mesela diyelim ki bazı ürünler var ki yurt dışından gemilerle ancak getirebilirsiniz. Namlun maliyetinin yükselmemesi için. Veyahut da binlerce ton almak zorundasınız. Ufak partiler halinde alırsanız çok pahalı olur. Halbuki bu ürünü getirip serbest bölgede depolayan bir firma varsa, İhtiyacınız olduğu zaman ihtiyacınız kadarını gidip serbest bölgedeki o ticaret yapan firmadan satın alırsınız. Yapacağınız sadece ithalat işlemleridir. Gümrükçünüzü yollarsınız. Belki o üründen 1 ton, 2 ton alırsınız. Halbuki o ürünü yurt dışına sipariş verdiğiniz zaman 100 tondan aşağı sipariş kabul etmiyor belki ürün üreticiler. İşte bu gibi durumlarda arkadaşlar serbest bölgelerdeki bugün vergi gelse dahi ticaret işlemleri avantajdır. Niye avantajlı? Serbest bölgede depolanıyor, istediğimiz zaman istediğimiz kadarını alıyoruz. Hatta eğer bunlar bir takım tekstil ürünleri ise gidip orada ürünü kontrol ediyoruz, bir numune alıyoruz, bunun denemesini yapıyoruz vesaire. Bir takım laboratuvar işlemlerini de burada yaptırıp ürünü gidip işte 5-10 kilometre mesafedeki, 50 kilometre mesafedeki serbest bölgeden rahatlıkla temin ediyoruz ki bu Türkiye'deki firmaların Türkiye içi ve ihracata yönelik ham madde temininde de ciddi kolaylık sağlamaktadır. Yani serbest bölgelerin faydaları gerçekten fazla. Evet, burada yine slaytımızda yabancı sermaye ve teknoloji getirmesine imkan sağlayacak zemin anlattım. İhtiyaç duyulan bazı ham madde ve ara malların kolaylıkla temin edilmesi anlattık. Teşvik ve avantajlar ve düşük maliyetli mal üretimi, vergisel avantaj bile çok büyük bir teşvik. 6 Şubat 2004 tarihinde vergiye dahil olduk. Arkadaşlar ticaret için vergi kondu ama üretim için ciddi avantajlar halen devam ediyor. Üretim yapan firmaların kurumlar vergisini ödemediğini şu anda bir sadece parantez olarak söyleyeyim. Çünkü bu teşviklerin ne olduğunu anlatmak için önemli burada. Daha sonra bunlara çok detaylı zaten geleceğiz. Evet, Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı. Arkadaşlar serbest bölge firmaları transit ticareti yapabilirler çok rahatlıkla. Türkiye'ye gelmeden veyahut da Türkiye yurt içine girse bile serbest bölgeye gelmeden bir takım ürünlerini transit olarak başka firmalara, başka ülkelere gönderebilirler. Bu konuda Türkiye'deki firmalarla aralarında mevzuat açısından büyük bir fark yok. Türkiye'deki firmalar da aynı şekilde bu işlemleri yapabiliyorlar, bilginiz olsun. Ama serbest bölgedeki firmalar eğer 6 Şubat 2004 tarihinden önce ticaret izni almış, hala vergi muafiyeti devam ediyorsa, orada öyle bir vergisel avantaj söz konusu olur ki, bu firmaların da sayısı gittikçe azalıyor, takvim nedeniyle. Türkiye dışından gelen malların transit ticareti, evet bunu anlattık. Yeni istihdam olanaklarının yaratılması, tabii yapılan bütün bu imalatlar, özellikle son dönemdeki kurumlar vergisi teşviğinin getirmiş olduğu avantajlar, şirketlerin buradaki yatırımlarını artırdıkça istihdam olanakları da gittikçe çoğalacaktır. Türk ihraç ürünlerinde ihracını kolaylaştırmak. Evet arkadaşlar, mesela öyle bir ürün üretiyoruz ki, atıyorum şu bilgisayarın camı. Ama serbest bölgede bir firma bu bilgisayarı imal ediyorsa benim bunu serbest bölgeye satmam İngiltere'ye satmaktan çok daha kolaydır. Daha da büyük ölçüde olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım ürünler, özellikle tekstil konfeksiyon ürünleri, mobilya ürünleri gibi ürünlerin serbest bölge sayesinde orada üretim yapan firmalara satış yapmaları ciddi anlamda çoğaldı. Yüksek Planlama Kurulu'nun bir kararıyla arkadaşlar serbest bölgelerde ne işler yapılacağı anlatıldı. Burada ilk başta üretim yer alıyor. Sebep istihdamı artırmaktır kanundaki gerekçe. İkinci sırada alım satım. Arkadaşlar en çok bu iki kısımda zaten yoğunlaşıyoruz. Ama bunun dışında depo işletmeciliği. Depo işletmeciliği çoğunlukla işletici firmalar tarafından yapılan bir iştir. Ama özel bir takım izinlerinde verilir oluyor. İş yeri kiralama. Arkadaşlar bazı serbest bölgelerde bütün mülk İşletici firmaya aittir. İSPİ, Atatürk Hava Limanı serbest bölgesinde olduğu gibi işletici firma tüm mülkün sahibidir. Ancak Tuzla yani DESBAŞ Deri Endüstri serbest bölgesinde olduğu gibi de insanlar arsa arazi satın alıp üzerine bina rahatlıkla yapabiliyorlar ve orada bina sahibi firmalar var. Ve bunlar da o iş yerlerini elbette kiralıyorlar. Böylece
hem iş yeri kiralama hem de depo işletmeciliği bir arada rahatlıkla yapılabiliyor. Montaj demontaj, arkadaşlar üretimle birlikte düşünülebilir de, düşünülmeyebilir de, montaj ve demontaj anlamında da ruhsat talep edildiğinde veriliyor. Ama üretimin doğal olarak içinde olduğu için ayrıca bir ruhsat talep etmeye gerek var mı? Çok özel durumlarda var. O kadar detay soru gelirse açıklanır arkadaşlar. Bankacılık ve sigortacılık. Evet, bankacılık ve sigortacılık serbest bölgelerde yapılabiliyor, izin veriliyor ve yapılması da lazım. Neden? Çünkü daha sonra göreceğiz serbest bölge firmalarımızın bankalarını serbest bölge içinde açmaları lazım. Banka hesabını serbest bölge içinde açmaları lazım arkadaşlar. Dolayısıyla serbest bölgede banka olması gerekiyor. Büyük serbest bölgelerde var. Yok ise en yakın serbest bölgedeki bankada hesap açmak durumundasınız. Serbest bölgedeki firmalar veya serbest bölge şubeleri Türkiye'de hesap açamazlar arkadaşlar. Kıyı bankacılığını hiç anlatmıyorum. Çok özel bir durum ve zaten uygulaması da hemen hemen yok. Finansal kiralama ve diğer konular. Finansal kiralama şirketlerine izin verilebileceği bu kararda belirtilmiş ama ben daha herhangi bir örneğini görmedim. Gelelim serbest bölgelerimizin kuruluş tarihlerine, istihdam ve ticaret hacimlerine, bunları milyon dolar olarak göreceksiniz. Arkadaşlar daha sonra söyleyeceğim ama serbest bölgelerde kullanılan para cinsi dolardır. Kiralamalar dolar üzerinden, ücretler dolar üzerinden, işlem belgeleri dolar üzerinden tahsil ediliyor. Bu yüzden burada da işlem hacminde dolar açısından zaten bakanlık da bu şekilde belirtmiştir serbest bölgeler genel müdürlüğüyle. Biz de size buna göre aktarıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat çekici hususlar var. Bakın, yoğun serbest bölgeler, Mersin serbest bölgesi yoğundur. Ege serbest bölgesi yoğundur ki en fazla istihdam ve en fazla ticaret hacmi Ege serbest bölgesinde vardır. Ciddi anlamda burada belli bir yoğunluk vardır. İzmir'de ikinci bir serbest bölgede açıldı. Menemen Deri serbest bölgesi ama şu anda daha yeterince yoğunlukta değil. Atatürk Havalimanı serbest bölgesi İstanbul'da çok merkezi bir konumda olan ve ticaret hacmi yoğun olan kesinlikle üretimin olmadığı bir serbest bölgedir. Mesela Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde üretim bilgisayar programları üretimi gibi geniş yere ihtiyaç olmayan sınırlı üretim dışında üretim pek fazla yapılmamaktadır. Deri Endüstri serbest bölgesi Tuzla'da ve ciddi anlamda ciro yapan istihdamında az olmayan bir serbest bölgedir. Trakya serbest bölgesi Çatalca'dadır arkadaşlar. Bu da İstanbul'un serbest bölgelerinden bir tanesidir. Avrupa serbest bölgesi Çorlu'dadır. Şahinler Holding'in tamamıyla işletici firma olduğu ve tekstil ağırlıklı bir serbest bölgedir. Bursa serbest bölgesi yeni kurulan bir serbest bölgedir ama hızla gelişmekte. Arkadaşlar burada iki serbest bölgeye dikkatinizi çekerim. Mardin ve Rize serbest bölgesi. Ticaret hacimleri birinin 3 milyon dolar, birinin 4 milyon dolar. Arkadaşlar İstanbul'da 3 tane serbest bölge var. Atatürk Havalimanı, Tuzla Deri Endüstri ve Trakya serbest bölgesi. Bunların ticaret hacimleri toplam arkadaşlar 6 milyar 768 milyon dolar. Bunu 270'e böldüm çok kabaca, yani cumartesi pazarları çıkarttım çalışma iş günleri olarak ve saate böldüm 8 saat günlük mesaiye. Arkadaşlar bir saatteki İstanbul serbest bölgelerinin bir saatteki cirosu 3 milyon 130 bin dolar. Yani arkadaşlar Mardin serbest bölgesinin bir yıllık cirosundan fazla. İstanbul'daki serbest bölgelerin bir saatlik cirosu Mardin'i geçiyor, Rize'ye ise yaklaşıyor bir yıllık cirolarına. Yani aralarda ne kadar ciddi bir fark olduğuna bakın. Bu serbest bölgelerde aynı yatırımlar yapıldı ve bu serbest bölgelerde de aynı miktarda devlet memurları galiba görev yapıyorlar. Bu Türkiye'de olmaması gereken bir tablo. Bu dengesizliklerin zaman içerisinde giderileceğini düşünüyoruz. Daha yoğun olan bölgelere doğru ağırlık verilir. Ege serbest bölgesine burada özel bir yer açmak istiyorum. Ege serbest bölgesinin çok özel bir durumu var. Onu ayırdım. 5 milyar 222 milyon. Arkadaşlar Ege serbest bölgesi tek başına bir saatte
2 milyon 410 bin dolarlık ciro yapıyor. Yani Ege Serbest Bölgesi neredeyse tek başına Mardin Serbest Bölgesi'ne yaklaşıyor. Buyurun, bir şey soruyordunuz galiba. İstihdamlık şeyi normal insan sayısı değil. Evet, çalışan. Rize'deki çalışmıyor mesela. Yok, evet. Ticaret. Başlatmamışlar. Sadece ticaret için izin almışlar Rize'de demek ki. Ve henüz çalışan yok imiş. Arkadaşlar Mardin'de de 5 kişi çalışıyor sadece. Belki serbest bölge müdürlüğünde daha fazla personel istihdam ediliyordur bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu konuda çok fazla konuşacak şeyler var fakat daha fazla detaya girmek istemiyorum ama daha sonra yeri gelecek fakat söylemekte fayda var. Serbest bölgelerde gece yatmak yani sadece çalışma vardır. Konut olarak gecelemek veyahut da konut olarak kullanmak mümkün değildir. Sadece gece vardiyalarında işçiler kalabilir ancak ikamet yasaktır serbest bölgelerde. Onu da belirteyim. İşçi sayısıyla alakalı sorularınızın bir devamı olarak bunu da söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar, serbest bölgelerin kanunlar karşısındaki durumu. Kanun 15 Haziran 1985 yılında 3218 çıktı. Gerçekten önemli bir kanundu. O günün ekonomik koşulları açısından çok elzem olarak gördüğü hükümet ve bu kanun çıktı, ciddi teşviklerle çıktı. Çıktığı günden itibaren mali çevreleri eleştirisine maruz kaldı. Onu da bilmekte fayda var. Ve 2004 yılının da aslında 6 Şubat'ta yayınlandı. 29.1'de kanunun çıkış tarihi demek ki. 6 Şubat 2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Niye 6 Şubat 2004 önemli? Arkadaşlar şunun için söylüyorum. 5 Şubat 2004 tarihi akşamına kadar izin alan firmalar vergi muafiyetlerini müktesef hak olarak devam ettirdiler. 6 Şubat'tan sonra izin alanlar ise bu vergi muafiyetine sahip olamadılar. O nedenle o tarihi bir vurgulamakta fayda gördüm. Daha sonra 2008 yılında arkadaşlar bir mevzuat çıktı. Öncelikle vergi usul kanunu kapsamına alınan, 6 Şubat 2004 tarihinde vergi usul kanunu kapsamına alınan bu serbest bölgelerin vergi istisnaları bir miktar daha daraltıldı özellikle harçlarda vesairede. Onların detaylarına daha sonra zaten ciddi anlamda geleceğiz. Şu anda hiç girmeye gerek yok. Evet, serbest bölgelerin kanunlar karşısındaki durumu. Şimdi arkadaşlar, serbest bölgeler ilginç. Coğrafi anlamda Türkiye sınırlarının içinde, siyasi sınırlar içinde, diğer kanunlarda yurt içi diye bahsedilen şeyler, olaylar serbest bölge için geçerli. Çünkü serbest bölgelerin hepsi yurt içinde arkadaşlar. Çünkü mesela navlun der ki yurt dışına yapılan navlun işlemleri KDV'den müstesnadır. Türkiye'den yurt dışına yapılan, Türkiye'den Yunanistan'a, Bulgaristan'a, İngiltere'ye bir mal yolladığınız zaman bu katma değer vergisine tabi değildir. Ama Türkiye'nin herhangi bir yerinden serbest bölgeye mal yolladığınız zaman arkadaşlar, Atatürk Havalimanı serbest bölgesine bir mal yolladığınız zaman bu namlunda KDV var. Çünkü niye? Serbest bölgeler yurt içidir. Bu kadar net. Onun için coğrafi konum çok önemli. Özellikle katma değer vergisi kısmına geldiğimizde sizin de bu yurt içi kavramını çok ciddi anlamda önümüze koyup istisnayı buna göre değerlendireceğiz. Gümrük rejimleri açısından arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Serbest bölgeler Türkiye'nin gümrük sınırları dışında olduğu için Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşmalar bu bölgede geçerli değildir. Yani Avrupa Birliği açısından serbest bölgeler gümrük birliği içinde olan bölgeler olarak kabul edilmez. Zaten Avrupa Birliği serbest bölgelere de karşıdır. Birçok yerde bunlar geçiyor. Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olduğumuz zaman serbest bölgelerin sona ereceği belirtiliyor. Bazı görüşmelerde çok net olarak Avrupa Birliği tarafından beyan ediliyor. Avrupa Birliği'nde serbest bölge yok mu diyeceksiniz arkadaşlar. Hamburg serbest bölgesi sadece devam ediyor. Rotterdam'ın durumuysa çok net değil. Ama Hamburg serbest bölgesi şöyle bir şey yaptı. Daha 1900
10'lu 20'li yıllardan, yani Avrupa Birliği müktesebatları daha henüz ortalarda yok iken bu serbest bölge var olduğu için sanki bir müktesebat olarak orası devam ediyor. Ama onu da kısa süre içerisinde herhalde Avrupa Birliği normları içine alacaklar. Çünkü niye arkadaşlar? Avrupa Birliği diyor ki ben zaten diyor devasa bir serbest bölgeyim kendim diyor. Niye benim içimde diyor başka bir cepler oluşacak? Dolayısıyla arkadaşlar Avrupa Birliği'nin tam üyeliğine kadar bir takım istisnalar gümrük muafiyeti açısından devam ediyor. Ama Türkiye'de şu anda serbest bölgeler gümrük bölgeleri dışındaki bölgelerde. Menşe hükümleri açısından arkadaşlar burada önemli bir nokta var. ATR belgeleri menşeyi tayin ediyor. Serbest bölgedeki bir mal eğer Avrupa Birliği ülkesinden gelmiş ise veya Türkiye'den serbest bölgeye geçmiş ise ATR belgesine sahiptir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşıma girebilir. Örnek veriyorum. Yunanistan'dan bir ürün aldık, Bulgaristan'dan bir ürün aldık ve serbest bölgede depoluyoruz. Bunu rahatlıkla Fransa'ya, Almanya'ya satabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir telafi edici vergi söz konusu olmayacaktır. Neden? Çünkü ürün ATR belgesine sahip Avrupa Birliği ürünü. Aynı şekilde Türkiye'de Avrupa Birliği'ne tam üye olmamakla beraber gümrük birliği içinde olduğu için Türk ürünleri de ATR belgesine sahiptir. Türkiye'de imal edilen herhangi bir üründe serbest bölgeye gittiğinde serbest dolaşım için hiçbir engel yoktur. Ancak Mısır'ın pamuğundan örnek verdim demin. Aynı şeyden gidelim, örnekten gidelim. Arkadaşlar Mısır'dan pamuk geldiğinde Mısır pamuğunun tabii ki ATR belgesi olmadığı için serbest dolaşıma giremez. Yani Türkiye'deki serbest bölgede depolandıktan sonra bir Avrupa ülkesine gönderilecekse telafi edici verginin ödenmesi lazım. Böylece ancak ATR belgesine sahip olur. Aynı şekilde Türkiye'deki bir firma bunu satın almak istiyorsa yine telafi edici vergisinin ödenmesi lazım. Yani Avrupa menşeli olmayan ürünler serbest bölgelere geldiği zaman bunlar Avrupa dolaşımına girebilmek için telafi edici vergiyi ödemek zorundayız bunlarla alakalı. Tamam mı arkadaşlar? Menşe hükümleri bu anlamda önemli. Burada tabii ki çok karmaşık durumlar var. Bunların detayına girmiyorum. Ürünlerin bir kısmı Avrupa Birliği'nden geliyor. Yani kullanılan ham maddelerin değil, bir ürünü imal ediyoruz. Ham maddelerin veya ara malzemelerin bir kısmı Avrupa Birliği'nden geliyor. Bir kısmı Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer ülkelerden geliyor. Türkiye'den işçilik gidiyor ve bunun menşeinin tabii ki bir şekilde hesaplamalarla ATR belgesine uygun hale getirilmesi lazım. Bunlar biraz karmaşık ve detay konular. Sorular olursa onlara geçeriz elbette. Evet. Pardon, burada atladım, vergi oldu. Mali hükümler. Arkadaşlar evet. 6 Şubat 2004'e kadar mali hükümlerin tamamen dışında iken daha sonra içinde olduğu ve vergi usul kanunu hükümleri tam anlamıyla geçerli. Yani Türkiye'deki vergisel mevzuatı tam manasıyla serbest bölgelerde görüyoruz ve kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, defter yazımı konusunda bu konuya tekrar değineceğiz. O da karşımıza çıkacak. Evet, Türkiye'den bölgeye sevk edilen mallar dış ticaret işine tabi tutulur. İhraç edilmiş sayılır. Arkadaşlar, gümrük sınırları dışında olan serbest bölgelere satılan her mal ihracattır. İngiltere'ye, Almanya'ya, Yunanistan'a, Bulgaristan'a mal satmak nasıl bir işleme tabi ise Atatürk Havalimanı serbest bölgesine de mal satmak aynı işleme tabidir. Bunların da kapılarında gümrükler vardır, gümrük memurlukları vardır ve bizim gümrük komisyoncularımız aynı Kapıkule'de yaptıkları işlemi, Atatürk Havalimanı efendim işte gümrüğünde yaptıkları işlemi deri endüstri serbest bölgesi kapısındaki gümrük memurluğunda da yapacaklardır. Hukuken hiçbir fark yoktur. Ve serbest bölgelere satılan mallar ihracat sayılır. Yani ihracattır. Sayılır diye demek doğru değil. İhracattır.
ve Türkiye'deki ihraç edilen ürünlerin üzerinde binmiş katma değer vergilerinin iadesi usulüne de aynen tabidir. Hiçbir fark yoktur. KDV iadesini rahatlıkla tahsil edebilirsiniz. Tabii ki yurt dışına yapılan satışlarda hangi belgeleri koyuyorsanız aynı belgeleri serbest bölgeye yapılan satışlarda da koymak zorundasınız. Peki mal satın alırsak ne olacak? Arkadaşlar, Kapıkule'den bir ithalatın girişinde ne yapılıyorsa yeni endüstri serbest bölgesinin gümrüğünde de aynı işlem yapılıyor. İthalat yapılıyor. Serbest bölgelerden ithalat yapılır. Bu nedenle gümrük komisyoncularımız gider, elemanlarımız gider ve orada ithalat işlemlerini yaparlar. Aynı Kapıkule'den giren bir mala ödenen katma değer vergisi nasıl yatırılıyorsa, hangi hesaplamaya göre yatırılıyorsa serbest bölgenin gümrüğünde de aynı ödeme söz konusu olacaktır. Hiçbir fark yok. Evet, serbest bölgelerle diğer ülkeler arasında ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Neden? Zaten gümrük sınırlarımızın dışında. Bunu defalarca söyledik. Bölgeden yurt dışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir. Arkadaşlar, serbesttir şöyle, yani gümrükte bir işlem yapılmıyor anlamında serbest. Türkiye'ye geldi. Girişte de bir serbestlik var, yani sadece işlem yapılıyor. Ama serbest bölgeden yurt dışına bir ürün gidiyor ise herhangi bir şekilde gümrükle hiçbir alakası yok. Sadece serbest bölgenin ilgili makamlarına gereken faturalar vesaireler, belgeler ilan edilerek yurt dışına mal gönderebilirsiniz, yurt dışına hizmet verebilirsiniz. Ancak bu noktada bir şeyi açıklamam lazım. Serbest bölgelerde serbest bölge firmasının hizmet verebilmesi için hizmet ruhsatı alması lazım arkadaşlar. Uygulama serbest bölgeler hizmet ruhsatı vermiyor. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü hizmet ruhsatı vermiyor. Hiç vermiyor demeyin. Bir tane ilk günlerde verilmiş bir yanlışlıkta bir örnek vardı. Onun da Mersin'de oldu bu. Onun da süresi bitti zaten. Şu anda geçerli değil. Arkadaşlar, hizmetin yanında eğer sattığımız ürünlerin çeşitli bakım, onarım vesairesini de hizmet olarak görürsek, evet bu hizmetler verilebilir. Ama münhasıran bir hizmet firması, yani serbest bölgede bir mali müşavirlik firması, bir gümrük komisyonculuğu firması, bir hukuki danışmanlık firması kurulamaz. Buna izin verilmiyor. Bilginiz olsun. Kaç dakika oldu? 45 dakika oldu mu? Yok, hayır. Arkadaşlar, 45 dakikada bir 15 dakika ara vereceğiz. Çünkü bu konunun uzmanlarının bize söylediğine göre 45 dakikadan fazla ders vermek sağlıklı değilmiş. İnsan dimağı 20 dakikadan sonra aslında algılamakta sıkıntı yaşıyor ama 45 dakikada sınır iniş. Onun için sınırı aşmayalım, 15 dakika ara veriyoruz.